kendisini asla kıskandırmayacak bir eşitler Çünkü çekeceğim. kıskanma konusuna, konusuna tepkilidir akrepler. Çünkü kıskanınca feci kıskanırlar. Bir de onların dayakları ya da böyle bağırışları yoktur. Akrep hiçbir zaman yeni masaya başladık gene. Hiç sorma. Akrep hiçbir zaman şiddet yanlısı değildir. Allah korusun. Şiddet. Sessiz Her zaman yumruk karşıyayız. atar. Sessiz yumruk Abla, atar. Evet. Şimdi söylediklerinde bir antitezle yaklaşacağım. Tartışma amaçlı. Şimdi akrep Yaklaş... kadını Evet. Dikkat çeken erkeğe bayılıyor ama yani bir ortamda dikkat çeken bütün kadınların gözdesi olan erkeğe akrep kadını bayılıyor. Çünkü o sahip oluyor bir tek e, Tabii o diyor evet. ben diyor herkesin hedeflediğini ben, ben alırım diyor. Ben aldım diyor. Ben alırım diyor ve o konuda evet. da başarılıdır. Onda doğru. E, dolayısıyla ha. kıskandıran erkek derken o erkeği zaten otomatikman kıskanır. Çünkü dikkat çeken erkek seviyor. Ama şöyle bir şey adam kıskançlık yapmayacak. ya yani adam kadını kıskandıracak bir şey yapmayacak. Adama aynı akrep gibi sessizce kadınlar hayranlıkla bakacaklar. Ha, Adamda bir hareket olmayacak. Adamda bir böyle... adam ölü ama herkes ona çok bakıyor ilgili adam böyle duruyor böyle yok adam karizmatik oturuşuyla kahve içişiyle hmm. konuşmasıyla hmm. bakışlarıyla beden diliyle beden dili o kadar hmm. güzel ki bütün kadınlar ona hayran bütün kadınlar onu isteyecek de adam bakmayacak yani bütün konu anladın zaten akrep kadının ölçüsü budur ölçüsü, ölçüsü bu. Bu. herkes beni beğensin ama herkese bakmayayım mı o adam sadece bana var. Herkes o adamı beğensin ama adam beni tercih beni, etsin. Ama evet. bu herkes bunu böyle ister. Ama akrep özellikle bu ister. Bu konuda saplantısı var diyelim. Sap. Evet. Boğaların da var. Boğa kadını da öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış mı? Sana sormak Şunun lazım. Şunun gülüşüne bakar mısın Allah? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış mı? Doğru değil mi? Şimdi düşeceksin. <laughs> Boğa kadını da öyle. Diğer soruya geçiyorum. Geç. Aslan kadınları ekran başında ve onlar soruyorlar. Bizim kalbimiz nasıl kazanılır? Ya da şöyle söyleyeyim. Beyler soruyorlar. Aslan kadınlarının kalbi hani ka aslan kadınlarının kalbine giden yol kuyumcudan mı geçer? Aa, <laughs> cebinden geçer. Birazcık Aa, paralı, sever. Paralı erkek tabii sever. Ki sever. Şimdi aslanları diyoruz ki evet alır, adil hep der hani potansiyel olan adımı yükseltir. Tamam, yükseltir. Ama eğer adam paralıysa ve cimrilik yapıyorsa, aslan kadını sevmez. E, aslan para göz bir kadın değildir ama erkeğin de böyle minik minik hesapları ve yani cimri erkeğe aslan kadını tahammül edemez. Hmm. Edemez. Peki erkekte cimrilik ilişki için önemli midir? Çok büyük problem. Bugün çok sayıda kadın bundan dertli. Cimri erkek sorunu gittikçe büyüyor. Evet. En kötüsü de şu. Bir adamın maddi durumu yeterli olmayabilir. Evet. Fakat bazı adamlar var. Çok ciddi anlamda maddi gücü olmasına rağmen bunu senin de söylediğin gibi kullanmıyor. Kullanmıyor. Ve nedense o adamlarla ilgili daha çok cimrilik vakası geliyor bize. Daha çok parası oldukça daha da bir cimrileşme durumu var. Bazısı şöyle kadını paraya ben çok daha geçen gün bir danışanım diyor ki o kadar çok parası var ki bana bir sevgililer <laughs> gününde onun için bir parfüm almadı. Kendi kullandığı parfüm 5000-6000 bin, bin lira civarında yani kesinlikle bana bir şey almadı diyor. Kadını para harcatmaya ya da hediyeye boğmak istemiyor. Alıştırmak istemiyorlar. Kadın hep beklentiye girer diye. Erkekler bir ilişkiyi ciddiye aldığı zaman para harcıyorlar. Abla evet. bazı adamlar vardır. Evet. İstediği kadar ciddiye alsın. Adamın eli cebine gitmez. Bu bir hastalık. Cimrilik... Elinde akrep var. Hadi Cid... Cebinde. Ee, yani evet cebinde akrep var. Bu adamlara karşı ha. kadınların dikkatli olması lazım. Şu anlamda söyleyeyim adamı öyle kabul ediyorsanız sorun yok. Adama tutumlu dersiniz, çok işte tasarruflu dersiniz. Ama daha sonrasında birdenbire cömertleşmeyecek o. Yani aniden birdenbire bütün muslukları açmayacak. Öyle bir şey yok. Ya. Çünkü şöyle bir yanılgı oluyor. İlişkinin başında zaten adam çok inanılmaz cimriydi. Parası olmasına rağmen hesapları ben ödüyordum Adil Bey diyen kadınlar var. İzleyenler arasında vardır. Onlar biliyorlar kendilerini. Evlenince adam değişir diyor. Adam daha da cimrileşiyor. Boşanırken, bir perde almıyor adam. Ama parası da var. Boşanırken de vermiyor Adil. Hiçbir şey vermiyor. Ya vermeye. boşanmaya gelmiyorum. Bak evlilik ben, ben... süresince de inanılmaz. Ya o değişeceğini düşünme konusu ilginç. Niye nasıl olacak? Birdenbire evlenince aa ben cömert olayım mı diyecek bir insan. Ya cimrilik ciddi bir konu. Hani sorduğun yani soruya yanıt Yani şimdi vereyim. şöyle bir şey, evli evlendi diyelim. Yıllar sonra boşandı. Evet. Adam daha boşanmadan evini annesinin üzerine, bilmem niye bir sıfır <laughs> ve kadına nafaka vermek istemiyor o kadar bolluk içinde. Şimdi evet. mesela en cömert burçlar arasında aslanlar varken, ya, en pintiler arasında e, kadınlarda yay çok cömerttir ama yay erkeklerinde biraz pintilik vardır. Hmm. Aslan kadınları çok cömerttir. Boğalar da cömerttir aslında. Boğalar konforu sevdiği için bak boğaların bir güzel tarafları var. Sen boğa olduğun için demiyorum. Kendi lüksü ve konforu arkadaşlarıyla birlikte yaşamak ister. Doğru. Evet. Yani sofrasındaki karşısındaki insanı en güzel şekilde ağırlamak ve evet. aynı şekilde ona e, şey bir de çaktırmadan yardım eder. Eğer durumu zordaysa Hı -hı. hani mutfağa çağırır. Senin suratın çok asık bir şey mi? Ben bir dakika der. Ona para yardım eder ve Hı -hı. sofrada hiç kimsenin bunu hissetmesine izin vermez. En pintiyi sordun galiba bir de. En sordum En pinti MP. en yani ama ya Rabbim onun var ya parasını alma canını al. Aha. Başaklar. <laughs> Maddiyat biraz yoğun başaklarda. Başaklar, önemli başaklar şey mı? Önemli evet. Diyorlar, evet. Hani varmış böyle cömertmişmişmişmişmiş <laughs> gibiler. Aslında cimriler, cimriler yani ba baba cimriler. Yani. Nasıl? Kulumuz cömertmişmişmişmişmişmiş. Yok ya ben alırım falan derler. Hesap edilirken. Şey, Cizetten çıkartmazlar. <laughs> ben alırım ya. Tam tam götürürler yani. hali. Hesap gelir <laughs> orada. Durduk ben ederim ne kadar gelmiştir. Ben dur, dur, o unutulur sonra aa ne zaman ödedin ya ayıp ettin ya ben ödedim. <laughs> <ne> <laughs> Sizi gidin miş 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 gibi. Miş 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 Peki. Şimdi balık kadınının hayatına neşe katacak olan burcu öğrenmek istiyorlar. Şimdi balık ha. kadınların hangi burçtan erkeklerle hayatlarını birleştirirlerse evet, evet. daha mutlu daha huzurlu daha güvenli daha neşeli olurlar. Çok garip bir şekilde tanıdığım bütün balık kızlarının hayatlarında koç erkeği var. Hmm. Balıklar biraz edilgen kızlar yani yumuşak feminen nazik kibar zarif. Şimdi edilgen derken yönlendirmeye. Ha. Açık mı demek anlamında yani söylüyorsun? İlişkide o... yönlendirilmeyi sever anlamında mı? Birileri ona rehberlik etsin isterler. Ha. Güçlü adamı severler. Onlar birlikte daha güçlü olurlar. İlişkiyi yöneten adamı Bunun sever diyorsun. Balığın içindeki gücü güçlü bir adam çıkarır. <laughs> Balıkta çok güçlü bir kişilik vardır. <gülüyor> <gülüyor> ama bunu çok ortaya çıkaramaz. Azıcık cesaretsizdir. Ama yanında bir koç erkeği, bir akrep erkeği. Yengeç erkekleri sanki ona uygun gibi görünür ama... ...evcil olduğu zaman ama böyle savaşan güçlü erkek olduğu zaman koçu ister, boğa'yı ister. Onun onun dışında e, biraz daha oğla do, biraz oğla. daha dominant burçlar ister oğla diyorsun. Ister. Biraz evet, daha dominant burçlar evet, evet. ister diyorsun. Yanında baba figürü yani yaş yaşlara aynı olabilir. Baba figürü gösterecek hani gel böyle sarı, babacan diye bir tabir babacan, var. evet. Onu diyorsun galiba. Ama abi. o kadar da yaşlı bir babacan. <laughs> Yok ya babacan derken bazı adamda babacanlık vardır gençtir canım. Yaşlı babacan. Yaşlı babacan. Filiz yemin ediyorum <gülüyoruz> programı bombalarla bitiriyor yani Filiz. yani seni bıraksam. <gülüyoruz> yani şurada çünkü hep bir mekanizma var. Filiz bir konuya girsem ben böyle... <gülüyor> <gülüyor> Beni bırak sürütük değiliz. Vallahi sorma. Ritik masasında oturuyor. Babacanlık bir tavır, tavır, tavır Adamdaki tavrı diyorsun tabii, sen. Tabii. Sevgili seyircilerimiz lütfen siz de yazın bizi arayın bizi sorun bizi ee, sorunuzu ulaştırın bize. Bir tarafta Filiz Özkol ve bir tarafta Adil Yıldırım'la beraber bugün soruları cevaplıyoruz. Aynen öyle. İlişkimizdeki sorun acaba senin tavrından mı? Onun burcundan mı? Ya da senin burcundan mı? Onun tavrından mı kaynaklanıyor? Onu konuşuyoruz. Mesela bugün ne öğrendik? Başaklar biraz fazla tutumlular. Aslanlar çok cömertler. Cömertliği seviyorsan bir aslanla beraber olacaksın, evet. değil mi? Ee, ne öğrendin? Koç öğrendik? yüksek gerilimi seviyor mesela koç, koç. Mesela bir koç erkeğiyle berabersen küçük küçük atışmalar yapıyorsa o seni sevdiğini gösteriyor aslında. İlgi gösterisi. İlgi gösteriyor Kavye sana. Etmiyor aslında. Yazık onun ilgiden anladığı o. <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Öyle ilgi gösteriyor. Sevgili Nur, bak şahit olduğum tokuşa, bir olay. Tokuşa, kal. Şahit olduğum bir olay. Hatta Bodrum'da oldu bu olay. Bir arkadaşım, yakın arkadaşım <laughs> koç erkeği. Evet. Bir ortamdayız, yanımızda da kızlar var. Onlarla hemen tanıştı, sosyalleşti zaten. Ama kızı tersliyor sürekli. Oğlum dedim daha yeni tanıştın, niye tersliyorsun? Abi dedi çok hoşlandım dedi. Bak çok ilginç, koç erkeği böyle. Öyle seviyor. Kızı ters bir şekilde. Bak, bak neler neler öğreniyoruz bu programda. İlginç bir <laughs> şey yani. Vallahi Peki.